Ergün Rifat Limited, Gülsüm Sönmez'le Güne Bakışı sunar. İzleyenler, Güne Bakış'a ilk konuklarımızla birlikte başlıyoruz. Konuklarımız Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Mustafa Alkaravlı. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler. Bir diğer konuğumuz da İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Halil Erdem. Siz de hoş geldiniz efendim. Biz her ay iş sağlığı ve güvenliği üzerine yayınlarımızı sürdürüyoruz. Ayda bir kez olsun izleyicilerimize hatırlatmada bulunuyoruz. Önemli mesajlar veriyoruz siz değerli konuklarımızla birlikte. Bugün de bizi kırmayıp programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Yayınımızda bize önemli bilgiler vereceğinizi düşünüyoruz. Öncelikle geçtiğimiz hafta çok üzücü bir kaza yaşadık. Ölümlü bir iş kazası meydana geldi bir taş ocağında. Bu kazaya ilişkin birazdan haberimiz var, onu da yayınlayacağız ama alınması gereken önlemler ve tabii ki uyulması gereken kurallar noktasında hala eksikliklerimizin olduğunu fark ettik ve bu tip kazalara da sebebiyet verdiğimizin farkına vardık. Tabii bunun için başta taş ocaklarına ya da bunun gibi tehlikeli iş yerlerinin daha dikkatli davranmasını temenni ediyoruz. Bu programdan da yine önemli mesajlar alacaklarını tahmin ediyoruz. Öncelikle Mustafa Bey, sizden başlayalım. Bu üzücü kazanın ardından hala polis soruşturması sürüyor. Rapor bekleniyor. Biz hatta o taş ocağının sahibini de aradık. Dün telefonla ulaştık. Programa katılmasını rica ettik ama rapor çıkmadan bir şey söylemek istemiyorum deyip kibarca bizi erteledi. Başka bir programda buluşalım dedi. Neler söyleyeceksiniz kazaya ilişkin? Evet. Öncelikle bize bu söz hakkını verdiğiniz için ben hem şahsım hem dairem hem meslek grubu adına teşekkür ederim. Tabii ki böyle ölümle sonuçlanan kazaların olması gerçekten çok üzücü. Gönül arzu etmezdi böyle bir olayın olmasını ama olmuş. Biz kazayı yaklaşık 15 dakika sonra haber aldık. Çünkü bizim ekiplerimiz o bahse konu olan ocağa gitmek üzere yolda idiler. Bir arkadaşımız da oradaydı. Dolayısıyla biz kaza yerine ilk ulaşan kişilerdeniz. Kendimize göre bir inceleme, bir değerlendirmede bulunduk. Bir kere bu taş ocağının, kazanın olduğu taş ocağının bulunduğu yerde topografik açıdan, fiziki açıdan bir takım sıkıntılar vardır. Yani burada hemen böyle dağ çok kısa zamanda üst kotlara kadar çıkıyor. Dolayısıyla oradaki ocak işletmeciliğinde diğer bölgelerdeki gibi daha rahat değiliz. Konuyu biraz daha açacak olursak şunu da ilave edelim. Bizim Jeoloji Maden Dairesi olarak aklımızdaki uygulama bir ocağın, çalışan aktif bir ocağın çıkılabilecek en üst kotu neresi ise kendisine verilen alan içerisinde ulaşılabilecek en üst kot neresi ise oraya ulaşması ve ondan sonra evlerimizdeki merdiven basamakları gibi üstten alta doğru inerek onar metrelik yüksekliklerde çalışmasını öngörüyoruz. Dünyada da açık ocak işletmeciliğinde özellikle endüstriyel ham madde kaynaklı, yani bizimki gibi olan işletmelerde de yapılan yöntem budur. Daha farklı bir şey yoktur. Ancak niçin böyle 10 metrede çalışamıyoruz da 60 metrede çalışıyoruz? 60 metrenin altında ocaklarımız da var. Yani şu anda 20 metreye düşen ocaklarımız da var. Ama 110 metre olan ocaklarımız da var. Bunlar süreç içerisinde yanlış çalıştırılmaktan veya kısa günün karı ile uygun olmayan yöntemlerle çalıştırılmış ve böyle dik aynalar oluşturulmuş. Şimdi bu dik aynalarda çalışmak gerçekten zor.
veya yapılması gereken tek iş, az önce belirttiğimiz gibi ocak alanı içerisinde çıkılabilecek en üst kottan çıkıp bunları basamak şeklinde çalıştırmaktır. Bahse konu olan yerde de bir alan belirlendi, mümkün olan. Dediğim gibi o bölgede topografik açıdan bir takım zorluklar ve sıkıntılarımız vardır. Biz mümkün olan alanı bu şirkete de verdik ve geriye doğru gidebileceği bir bölüm belirlendi. Ancak henüz daha o çalışmalar başlama safhasındadır ve bu üzücü kaza da daha önceki ocak işletmeciliğinden kalan kısım içerisinde olmuştur. Bizim bilgimize göre veya bizim gördüğümüze göre, bu polis raporu değil, yanlış anlaşılmasın. Vefat eden arkadaşımız o gün işe başlamış. Loderle yukarıya amonyum nitrat dediğimiz gübreyi, ki bu patlatma işinde kullanılacaktı, onu çıkarmış, alana yerleştirmiş gübreleri. Sonra geri gelirken bir yerde uçurma vermiş aracın arkasını. Oradan da araç uçuruma doğru yuvarlandı. Evet. Yani çıktığı gibi geri gelse idi, bu üzücü kaza olmayacaktı. Gelmeyecekti. Ancak artık oldu. Bir hata oldu ve bunu da tabii ki canıyla ödedi. En ağır biçimde ödemiş oldu bu bedeli. Olay kısaca böyle. Şansı yoktu çünkü ağır bir araç üzerine düştü. Yani 60 metreden de düşüyorsunuz. Evet. Ve yuvarlanarak düşüyorsunuz. İyi ki ocağın zemininde çalışan başka bir iş makinesiyle iki işçi daha vardı. Onlar yukarıdaki gürültü patırdığı duyunca oradan ayrılabilmişler. Aksi takdirde onların da üzerine düşecekti ve bu insan ölümü veya belki ağır yaralanma daha da farklı boyutta olabilecekti. Evet. Halil Bey'den de bir değerlendirme alacağım ama öncelikle o kısa bir haber yapmıştık biz kazanın olduğu gün. Elimize gelen video görüntüyle birlikte aldığımız bilgiler doğrultusunda. Onu bir izleyelim, hem izleyicilerimize de hatırlatalım. Bugün konuştuğumuz konunun ne olduğunu onlar da daha iyi kavrayabilsin. Tabii. Metelimizi bir izleyelim, sonra biz buradayız. Akçiçek'te faaliyet gösteren bir taş ocağında bu sabah feci bir iş kazası meydana geldi. Kazada Birol Doğan isimli 40 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza bu sabah 8.30 sıralarında Erfuça isimli taş ocağında meydana geldi. Birol Doğan kullandığı iş aracıyla geriye doğru giderken araç bir anda devrildi ve Birol Doğan tonlarca ağırlıktaki aracın altında kaldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Birol Doğan'ın cesedi Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Evet, VTR'miz böyleydi. O günün sabah haberi olduğu için haberimizi böyle yayınladık değerli izleyenler, sizlere hatırlatmak adına. Görüntülerde de gördük aracın bulunduğu yer ve düştüğü anla ilgili görüntülerde artık. Halil Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz hep aslında taş ocaklarına da değiniriz. Her programda da değiniyoruz. Evet. Kazalar konusunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi, tabii ki burada çok büyük bir felaketten kurtulduk. Yani çok daha vahim bir kaza meydana gelebilirdi. Mustafa Bey'in söylediği gibi, hatta daha önceki şeylerde, programlarda gösterdik. Dozerin içerisinde gene amonyum nitrat doldurulmuş ve insanlar da üzerinde hareket ediyordu, evet, bir yerde. Yani bu dozerin içerisinde de insan bulunabilirdi kaza, yani uğradığı yerde ve anda. En azından bunlardan kurtulduk. Yani bir kişiyle, yani şükredilir mi? Şükredilir işte, bir kişiyle kurtulduk diye, ama çok daha vahim bir kazada meydana gelebilirdi. Tabii burada operatörün ne kadar beceri sahibi olduğu da önemli. Yani bu çok dik rampalarda, dik yukarı çıkmaya çalışırken veya aşağıya doğru inmeye çalışırken, yukarı doğru çıkarken insan, operatör ansızın çıkamayacağını anlayabilir. Yani çok dik bir rampaya sarılmıştır ve yukarı çıkmayı başaramayacaktır. Bunu anlar ve paniğe kapılabilir. O da o anda yani ne yapacağını şaşırır. Geri gitmeye çalışır, manevra yapmaya çalışır. Her halükarda da yani sonuç aşağıya düşeceği kesindir artık paniğe kapılmış bir insanın. Burada çok 70 metreden yahut da 60 metreden yahut 50 metreden düşüp düşmediği önemli değil artık neticede. Hangi yükseklikten düşse. Mustafa Bey'in dikkat çektiği bir nokta vardı ki 10 metreden yükseklikte bulunmasıydı. Şimdi 2004
yılında çevre dairesiyle yapılan mutabakat sonucu hem jeoloji maden dairesi hem çevre koruma dairesi hem de ben o zaman maden mühendisleri odası yönetim kurulundaydım. O zaman varılan bir mutabakat sonucunda basamakların 10 metre yükseklikte olması gerektiği kararlaştırıldı ve ÇED raporlarında, işletme planlarında hep bu hedeflenmiştir. Tabii Mustafa Bey'in söylediği gibi orada biraz topografyadan ötürü 10 metre yükseklik, basamak yüksekliği kolay kolay erişilebilecek bir durum değildir. Şimdiye kadar da galeri usulüyle çalışılmıştı son birkaç seneye kadar. Birkaç senede atıl durumdaydı ocak. Ve bu işletmeci yeni girdi oraya ve düzenlemeye çalışıyordu anladığım kadarıyla araziyi. O sebeple yani 10 metre yükseklik, yani bugün ocağa girmiş bir adam ancak tahmin ederim 4-5 sene sonra 10 metre yükseklikte bir basamak oluşturabilir orada. Yani bu o hemen de olacak bir şey hemen değil olarak yani. Bir şey değildir. Tabii. Dolayısıyla yani onu beklemeyiz şu anda. Ama 70 metreden düşmüş, 50 metreden düşmüş ne o da fark etmez neticede düştüğü zaman. Evet. Hatta şöyle de bir şey olabilir. Operatör paniğe kapıldığı anda iş aracını terk etmek sevdasına kapılabilir. İş aracına atlar, kendisi aşağıya düşer, iş aracı da üzerinde düşer. Öyle bir durum da yaşanabilir yani. Çok tehlikeli durumlardır bunlar. En önemlisi operatörün yeteri kadar ehliyet sahibi olup olmadığı burada. Onu bilemiyoruz. Dairenin de haberi yoktur herhalde ondan. Hayır, o bizi bağlayan bir olay değil. Yani dünyada yapılan uygulamalar iş makinalarında sürüş ehliyeti olması yeterli kabul edilmemektedir. Ayrıca operatör lisansı olması gerekmektedir. Bizim ülkemizde bu aranmayan bir şeydir. Yani gerek trafik şubesince, gerek çalışma dairesi, gerek çevre dairesi, gerek jeoloji maden dairesi, hatta operatör şeyler işletme sahipleri bile bunu talep etmemektedir. Birisine soruyorlar sen ne iş yaptın? Ben bu kadar sene operatörlük yaptım. Evet. Yani bir de şey bonservis alıyorlar herhalde. Ve güvenerek veriyorlar araçları. Ama bu adam yani ehliyetli miydi değil miydi o konuda bilgimiz yok. Yani ben genel olarak konuşuyorum şu anda. Ve bunlar aranması gereken şeylerdir. Evet. Şimdi aslında bir de dikkat çektiğiniz nokta vardı ki ülkemizdeki taş ocaklarının sayısı konusu. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz açıklamada nasıl değerlendiriyorsunuz taş ocakları sayısını? Biz aslında genelde çevreci örgütler tarafından duyarız bu tepkiyi taş ocaklarının sayısı azaltılmalı diye ama siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir tek doğru var yani iki doğru yok. Bir en doğru olabilir bir de ona yakın doğru olabilir. Taş ocaklarının öncelikle bir sayılarını söyleyelim isterseniz. Şu anda bizim ülkemizde 54 tane ruhsatlı taş ocağı var. Bunların 36 tanesi aktiftir. Ancak her zaman için en çok bu görsel kirliliği oluşturan veya gündem oluşturan, halkın gözü önünde olan kırma kum çakıl veya agrega temin edilen ocaklardır. Ki bunların sayısı 19'dur. Aktif olanlar da 16 tanedir. Çünkü bu 54 içerisinde sadece kırma kum çakıl değil, dere kumu vardır, mozaik taşı vardır, alçı taşı vardır, yapı taşı vardır. Evet. Ama onlar daha küçük işletmeler olduğu için halkın gözünde de uzak bölgelerde konuşlandırıldığı için onlarda bir sıkıntı yok. En büyük sıkıntı bu Girne Sıra Dağları'nın güney yamacına konuşlandırılan 19 ruhsatlı 16 faal olan ocaktır. Şimdi niçin bunlar buraya yerleştirilme durumunda kaldı? Vaktimiz varsa ondan tabii da bahsedelim. Buyurun lütfen, vaktimiz var. Şimdi ülkemizde yani Kıbrıs bir bütünken de sonra iki parça devletten oluştuğun zamanda da ülkenin gereksinim duyduğu kum çakıl ihtiyacı Güzelyurt'ta Gaziveran ve Kumköy arasındaki alandan alınmış. Yani denizel malzeme alınmış. 1990 yılına kadar da denizel malzeme alımı devam etmiş ve inşaatlarda hep denizel malzeme kullanılmış. Ancak 1974 Barış Harekatı öncesi çalıştırılan 6-7 tane ocak dağlarda mevcuttu. Fakat inşaata gereksinim duyulmadığı için bunların da aktiviteleri oldukça düşüktü. Az üretim yapıyorlardı. 1990 yılında Yüksek İdare Mahkemesi kararı ile denizel ürünlerin alınması yeraltı suyuna etki eder ve Güzelyurt akiferinde tuzlanmaya neden olur ve akifer de yani su da ülke için çok önemli bir meta olduğu için
Yüksek İdare Mahkemesi oradaki ocakları kapatmış ve orada işletme yapan kişilere de dağın bu güney yamacından birer ocak izni verilmiş. Yani bir kapattık bir alın denmiş. Bu durumda da ocak sayısı haliyle fazlalaşmış. Burada bir çarpıcı rakam daha vermek isterim. Girne Sıra Dağları'nın güney yamacında bu 19 tane ruhsatlı ocağın bulunduğu bölgelerde en son verilen izin 10 Haziran 1997 yılıdır. Yani o zamandan bellidir herhangi bir izin verilmemiştir. Daha da önemlisi ihtiyaç yoktur. Daha da önemlisi verilmeyecekti. Yani burada bir sınır konmuştur. Daha da kritik bir karar. Bu mevcut sayı bizim ülkemizin ihtiyacının üzerindedir. Bunun uygun yöntemlerle azaltılması bir gereklilik oluşturmaktadır. Evet. Şimdi yapılması gereken ki biz Jeoloji Maden Dairesi olarak... Tabii bundan sonrası için de yeni ocakların açılmasına izin verilecek mi? O da... Verilmeyecek, onu söyledim. Evet. Yani en son 97'de verildi. En son. Ülkenin ihtiyacı yoktur. Şöyle söyleyelim, 2004-2005'li yıllarda yani bu Annan Planı döneminde hani büyük bir inşaat furyası vardı. O dönemde çok yeni müracaatlar oldu. Ancak verilmedi. Verildi. Çok iyi bir karar alındı ve verilmedi. Eğer verilmiş olsaydı bu rakam şu anda en az 2 katı kadar olacaktı. Ne yapıldı? Ülkenin de büyük bir ihtiyacı var. Malzemeye ihtiyaç var çünkü. Mevcut ocakların kapasiteleri artırıldı. Yurt dışından daha modern, daha yüksek verimle çalışan makinelerin gelmesi özendirildi. Hatta Bakanlar Kurulu kararıyla desteklendi de. Böylece ülkemizdeki kırma kum çakıl üretimi yılda, pardon günde 20-25 bin tonlara kadar üretilebilecek bir kapasiteye ulaştı. Şu anda bizim üretimimiz 7500-8000 ton. Yani demek ki 3 katı kadar rahatlıkla üretim yapmak mümkün. Yani tekrardan bir Annan Planı süreci yaşanırsa ve ülkenin kırma kum çakıla ihtiyacı olursa mevcut işletmelerimiz bunu bu halleriyle tedarik etmekte yeterlidirler. Bu nedenle yeni bir ocağa gereksinim yoktur ne olursa olsun. Yeterli boyutta evet. Şu anda. Bu önemli bir karar. Onun ötesinde uygun formatlarda ve uygun şartlarda mevcut ocaklar içerisinde de bazılarının kapatılması gereklilik oluşturmaktadır. Tabii bu denetimle de sağlanmalı ki. Haftada bir denetimden bahsettiniz siz yine o açıklamanızda. Doğru. Şimdi yeni hükümet döneminde yeniden 2006'daki gibi Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı oluşturuldu. Bu Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde hem Jeoloji Dairesi var, hem Çevre Koruma Dairesi var, hem Orman Dairesi var. Yani bu taş ocakçılığı ile ilgili tüm paydaşlar aynı bakanlık bünyesinde. Bu aynı bakanlık bünyesinde olması bürokratik işlemlerin daha kısa zamanda ve tek elden çözümlenmesine olanak sağladığı için bu zamanda taş ocakçılığı sektörüne daha iyi bir disiplin getirilmesi olasıdır. Ve tek karar alınması da olasıdır. Bu açıdan şanslıyız. Zaten gerek sivil toplum örgütlerinde hatta ve hatta taş ocakçılarında da bu genel kanı mevcuttur. Bize çok arkadaşlarımız iyi yapanla kötü yapanı da artık ayıralım. Çünkü bir şey olduğunda bütün taş ocakçılığı sektörüne mal ediliyor deyip bundan rahatsızlık duyan işletmeciler de vardır. Ve haklıdırlar da. Yani biri bir para atıyor, bir emek sarf ediyor, daha iyi, daha güzel, daha verimli, çevreye daha duyarlı bir şeyler yapıyor. Diğer arkadaşımız belki maddi olanaksızlıktan, belki bilgisizlikten, belki istese de yapamamaktan kaynaklanan
nedenlerden dolayı bu yatırımları yapamıyor. Ama sonuçta sektör karalanıyor veya sektör topa tutuluyor. Bu dönemde bakanlığın aldığı bu karar da vardır. İyi ocak işletmeciliği ile kötü ocak işletmeciliğini de basınla paylaşacağız. Bu çok iyi, evet. Bu da iyidir. Bu bir mesajdır sivil toplum örgütlerine de. Biz çünkü yer bilimcileri olarak veya madenciler olarak genelde böyle doğayı yıkan, tahrip eden, istenmeyen kişiler gibi gösteriliyoruz. Değil aslında. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Bizden sonra gelecek olan çocuklarımız, nesiller de bu ülkede yaşayacak. Bizim de dağlara da, tepelere de, ovalara da ihtiyacımız vardır. Ve bu konuda bir takım önerilerimiz var ama bunları herhalde söylemek uzun bir zaman alır. Bu öneriler içerisinde çevrecilikle de birebir örtüşen hususlar çok vardır. Biz şunu savunuyoruz. Taş ocaklarına bu ülkenin gerek konut yapımında, gerekse yol yapımında, gerek liman yapımında ihtiyacı vardır. Ancak sürdürülebilir ilişki içerisinde ve çevrecilikle çatışır değil, çevrecilikle örtüşür işletmelerin yapılması ülkenin yararına olacaktır diyoruz. Evet. Halil Bey, sizinle devam edelim. Tabii taş ocaklarında bu tip kazalar olmadan evvel de işçinin hem güvenliği hem de bu tip kazalar başına geldiğinde ne gibi bir şekilde tazmin edilmesi de gündemde midir? Yani o taş ocakları sahipleri bunu biliyor mudur? Yani en azından bilinçli hareket ediyorlar mı sizce? Evet, şimdi ona değinmeden önce kısaca bu Musa Bey'in anlattıklarından bir yorum yapalım. Tabii. Musa Bey'le biz aşağı yukarı 30-35 senedir tanışıyoruz. Madem Mühendisleri Odası çatısı altında çeşitli etkinlikler yaptık, seminerler düzenledik, bir sürü işler yaptık. Daha sonra Taş Ocakları Vakfı'nda, o da yönetim kurulundadır, ben de yönetim kurulundayım. Müşterek çalışmalarımız oluyor ama burada zaman zaman kendisine de bazı hatalı uygulamalar olduğu zaman daireni söylüyorum. Şimdi bunları detaylandırarak değilim ama Jeoloji Maden Dairesi'nin taş ocaklarıyla ilgili olarak önemli hatalar olmuştur bugüne kadar. Ben tabii Musa Bey'in hatasıdır demiyorum. Dairenin yaptığı yanlış uygulamalar. Daire bir bütündür. Hayır, yani son 10 senedir herhalde ya da 15 senedir belki sen müdürlük yapıyorsun ama daha evvel de hatalar yapılmıştır daire tarafından. Mesela Güzelyurt'taki kum çakıl ocaklarının suların tuzlanması gerekçesiyle kapatılıp taş ocaklarının beş parmak dağlarında açılması hataydı bence. Yani o belki çevresel açıdan önemli bir zarar oluyordu orada ama yani gerekçe olarak suların tuzlanmasını göstermek yanlıştı bence. Bunu birçok arkadaş sözlü olarak ifade etmişlerdir bugüne kadar. Ve ondan sonra işletmecilere Beşparmak Dağları'nda taş ocağı izni verirken orada da bazı hatalı uygulamalar yapılmıştır. Şöyle ki, yani biz Güzellik Akiferini koruyalım derken Beşparmak Akiferini zaten gözden çıkarmış oluyoruz. O da önemli bir akiferdir bizim açımızdan. Buraya giden insanların hiçbir eğitimden geçmeden orada gelişi güzel taş ocağı işletmeciliğine başlaması da bir hataydı. Bunu daire sıkı bir kontrol altında tutması gerekirdi o zaman. Sayı olarak demiyorum. Sayı olarak da zaman içerisinde hata yapıldı ve çoğaldı. Ama taş ocaklarının çalıştırılması prensibi de hatalıydı zaman zaman. Daire bununla pek şey yapmadı, yani ilgilenmedi. İlgilenmedi. Yani neden dolayı taş ocaklarının sayısı çoğaldı? Şöyle ki, eskiden müteahhitleri veyahut altyapı işletmecileri taş ocağı işletmecisi olmaya hevesleniyordu. Nedir? Benim çakıla kuma ihtiyacım vardır. Bana bir taş ocağı yeri gösterin. Ben buradan çakıl kum çıkarayım ve kullanayım ihtiyacım olduğu için diyordu. Şimdi durum tersine dönmüştür. Taş ocağı sahipleri çıkardıkları çakıl ve kumu kullanmak için başka sahalara yatırım yapmaya yönelmiştir. Çoğu beton santralı kurmuştur, asfalt şantiyesi kurmuştur yahut altyapı işine girmiştir yahut da beton ürünlerine girmiştir. Dolayısıyla şu anda sadece çakıl kum satarak taş ocağı işletmeciliği yapan İki veya üç tanesi ancak bulunur bunların içerisinden. Çoğu başka işlerle uğraşmaktadır. Bu da önemli bir faktördür tabii ki. Şeylere geldiğimiz zaman ruhsatlandırma ve denetleme fasıl 276'nda yapılmaktadır. Şunu söyleyeyim yalnız, patlayıcı maddeleri konusunda daire çok önemli kararlar almıştır ve çok iyi uygulamalar yapılmıştır. 2004 senesinde Annan Planı döneminde gelişi güzel yapılan patlatmalar artık sona ermiştir. Merkezi bir depoda taş ocaklarının patlayıcı madde ihtiyaçları stoklanmakta ve polis ve patlayıcı madde müfettişliğinde araziye götürülüp kullanılmaktadır. Bu çok iyi bir uygulama olmuştur. Burada daireyi tebrik etmek lazım ve taş ocaklarını da tebrik etmek lazım. Çünkü uyum içerisinde yaptılar bu çalışmayı. Ancak ruhsatlandırmada
bir takım kriterler konması ve bunun uzunca bir müddet yasanın dışında tutularak bir uygulama olarak yapılması hatalıydı. Ve hatta ben hala daha iddia ediyorum ki bunun içerisinden gene bu kriterler içerisinden hatalı başlıklar vardır. Bir tanesini ele alalım. Mesela OSA son 801 sertifikası, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği sertifikasıdır. Ve bu sertifikaya sahip olan işletmeler yani iş sağlığı ve güvenliği yönünden çok üstü bir durumda olması gerekirken, durum öyle değildir ülkemizde. Bunu daha önce de dile getirdik biz burada. Sahte sertifikalar vardır yahut da sahte değilse bile gereği kadar titiz davranılmadan verilmiş sertifikalar vardır. OSA son 801 sertifikalarının büyük bir kısmı hak edilmeden alınmış sertifikalardır. Eğer o sertifikalar alınırsa, yani gerektiği gibi yapılan uygulamalar sonucu verilirse, iş kazalarının sayısı ve meslek hastalıkları önemli ölçüde azalacaktır. Ama şu anki uygulamada bu sertifikaların hiçbir faydası olmamaktadır. İş kazalarının azalması için. Evet. Daire, tabii ki bu dairenin elinde olan bir olay değil. Yani ama hata nedir? Kendisinin elinde olmayan bir denetim sonucuna bakaraktan, fazla puan vermesi ve iş ruhsat yılını uzatması hatalıdır burada. Eğer kendisinin kontrol dışında gelişiyorsa olaylar, o zaman bence o kriterlerden çıkarması lazımdır. OSA son 801'i ve hatta ISO'ları da çıkarması lazım bence. Evet. Şeye geldiğimiz zaman Mustafa Bey'in söylediği şeyler tabii ki doğru şeylerdir. Sayıları fazladır. Azalması yönünde faaliyet gösterilmesi gerekir. Evet. Ama hala daha taş uçaklarında iş sağlığı ve güvenliği açısından da eksik hususlar vardır. Hem meslek hastalıkları anlamında. Evet, ama bunu şunu da söyleyeyim. Taş uçakları diğer sektörlere göre çok daha iyi durumdadır bence. Yaptığım çalışmalar sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından taş uçakları diğerlerine göre çok daha iyi durumdadır. En tehlikeli gördüğümüz yerlerden. Evet, tehlikeli olduğu için zaten iyi durumdadır. Evet. Neden? Tehlikeli olduğu için özel önlemler alınması gerekiyor ve daire de bunu teşvik etmektedir. Mesela iş sağlığı güvenliği uzmanından hizmet alması gerekirken bütün kuruluşların ülkemizde taş uçaklarında feni nezaretçilik diye ayrı bir kavram vardır. Ayrı bir sorumluluk verilmektedir taş uçaklarına ve birçok işletme feni nezaretçilik hizmeti almaktadır. Burada tek eksiğimiz maden mühendisi sayısının az oluşu durumu ülkemizde. Dairede bir şekilde bunu desteklemesi lazım artık ve maden mühendisi yetiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. O kadar da işsiz üniversiteli evet. Mezunumuz var maalesef ama yanlış yönlendirme. Yani aynı seviyede olsaydı taş uçak işletmecileriyle diğer sektörler aynı seviyede olsaydı iş sağlığı güvenliği açısından çok daha fazla kazalar yaşanacaktı. Çok daha fazla titiz davrandıkları için işletmeler daha az sayıda kaza olmaktadır. Evet. Peki tanzim konusunda yani özellikle tazmin konusunda ölen kişinin ailesi ya da tanıdıkları mağdur da oldu ister istemez. Evet. 40 yaşındaydı, hayatını kaybetti. Gerek iş güvencesi anlamında gerekse tazmin anlamında. Şimdi tazminat tabii ki yasalara gereği bir tazminat alıyor. İş yerinde hayatını kaybedenler, mağdur kalanlar yahut da iş kazası yüzünden çalışamayan gün kaybedenler yasalara göre tazminat almaktadır ama tabii burada bu adam bugün başlamış, yani başladığı gün hayatını kaybetmiş. Sosyal sigortaya kayıt açısından ne kadar bir ilerleme oldu onu bilemiyoruz şu anda. İnşallah yani gereği ön izinleri alınarak kaydı yapılarak başlamıştır. Aksi halde işletmeye kalacak bütün şey ve yani yeterince karşılayabileceğini konusunda ben endişeliyim. Evet. Son sözlerinizi alacağım. Süremiz bitmek üzere. Mustafa Bey neler söyleyeceksiniz? İki bir şey söyleyeyim tabii. Halil Bey'in. Tabii biz meslektaşız dolayısıyla aynı şeyleri konuşuruz. Sonuçta aynı noktaya ulaşmaktır evet. Hedef. Ama aramızdaki hukuki durumda da bir takım farklı yönlerden de gitsek sonuçta aynı noktaya ulaşırız. Ben eleştirinin her şeyini açığım. Özellikle yapacağı eleştiriye. Şimdi Girne Sıra Dağları'nı gözden çıkardı mı dedi. Yok, çıkarmadık. Çünkü Avrupa Birliği'yle yapılan çalışmada da taş ocağı bölgeleri akifer alanlarının zaten dışındadır. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok. Bu hazırlanan kriterler listesi de AB uzmanlarıyla birlikte hazırlandı. Tabii bir takım şeyleri biz kattık içine. Biz istedik ki bu ISO bölgeleri gerçek anlamda uygulansın. Ama maalesef duyuyoruz ki böyle sahte belge, dandik belge alanlar var. Bu yanlış bir uygulama tabii ki. Ama bizim hedefimiz gerçekten hak eden kişilerin bunu almasıydı. Belki önümüzdeki zamanlarda bu da gerçekleşebilir. Vefat eden kişinin ön izinle ülkeye geldiğini ve bir aylık bir deneme sürecinde olduğunu öğrendik. Doğrudur. Yani sigorta kaydı var o zaman. Yani tam sigorta ön kaydı değil, ön izin demek. Yani size işletme bir aylık bir süre sizi deneyecek. Beğenirse sizinle daha sonra
sigorta ihtiyaç sandığı yapacak demekmiş öğrendiğim kadarıyla. Ama bu o tazmin konusunda yeterli bir bir şey mi onu bilemiyorum. Evet. Onu çalışma dairesinde arkadaşlar, müfettiş arkadaşlar onlar da raporu değerlendiriyor. Bildiğimiz kadarıyla. Ben son şunu söyleyeyim. Amacımız ülkede tabii ki iş kazalarının da olmamasını önlemektir. Madencilik sektörü, taş ocakçılığı sektörü en tehlikeli sektörlerden bir tanesidir. Ama Halil Bey'in de bahsettiği gibi alınan tedbirler ve uygulamalarla bu çok büyük bir oranda değil yani. Bu da sevindiricidir. Hiç olmaması en güzelidir. Biz Maden Jeoloji ve Maden Dairesi olarak bu konuda elimizden geldiğince bütün sivil toplum örgütleri, madenci olsun, çevreci olsun, ormancı olsun, inşaatçı olsun bizim için hiç fark etmiyor. Herkesle diyalog kurmak, fikirleri paylaşmak, bunu sivil toplum örgütleri ve basınla da paylaşmanın bizi daha doğru yola ve daha kısa zamanda götüreceğine inanıyoruz. Ve çalışmalarımızı da bu şekilde yönlendiriyoruz. Her şeyi bilmediğimizi de biliyoruz. Mutlaka teknik her geçen gün için değişir. Bilmediklerimizi öğrenmekten de yaşımız 59'a gelmesine rağmen açığız. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için, stüdyomuza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Halil Bey sizinle devam edelim. Fotoğraf karelerimiz var evet. Aslında. Hızlıca onları da geçelim. Son sözünüzü alacağız sizden evet. De. Bu karelerden yine iş kazalarına ilişkin görüntüler var. Arkadaşlarımız verecek şimdi ekrana. Bizler de üzerine yorumu alacağız sizden. Fotoğrafları biraz evvel arkadaşlarımız yayınlamış sanırım. Biz konuşurken geçti herhalde. Evet, biz konuşurken geçmiş fotoğraflar. Yani bir şey, o zaman biz devam edelim konuşmamıza. Sizden son sözü alalım biz. Evet, tabii ki şimdi Musa Bey sayılarının fazlalığından bahsetti ve artık ruhsat verilmeyeceğini bahsetti. Tabii ki istese de zaten yer kalmadı artık. Yani her tarafı bozduk evet. Zaten. Bozularak yer kalmadı artık. Dolayısıyla bununla yetinmek zorundayız ama bir anlam planı gibi bir uygulama, mesela bir barajın aşılmasında da sıkıntı çekeceğimiz aşikardır. Daha fazla alanların tahrip edilmesi söz konusudur. Şimdiden hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Önümüzdeki ay yine devam edeceğiz biz bu tip programlar yapmaya. İnşallah kaza yaşamayız. Tabii kaza yaşamamamız en büyük temennimiz aslında. Ve buradan da izleyicilerimize de bir kez daha hatırlatıyoruz. Lütfen iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği adı altında birçok kişiyi bilinçlendirelim. Başta işverenlerin bilinçlenmesi gerekiyor ki bu tip kazalar yaşanmasın. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Güne Bakışı Haber 12 ile devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Ergün Rifat Limited katkılarıyla Gülsüm Sönmez'de Güne Bakış devam edecek.